Değerli izleyenler, bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Kameralarımızı döşeme altına çevireceğiz. Şenol Civciv Kanal V muhabiri bizleri bekliyor. Yanında döşeme altı belediye başkanı Turgay Genç var. Kendisiyle Hacı Ramazan Altun Camii'nin ibadete açılmasıyla ilgili konuşacaklar. Şenol'a pas atmadan önce tabii şunu söylemek gerekiyor. Modern mimariye sahip müze konseptli cami olma özelliği taşıyor. Sözü Şenol'a bırakalım. Kartaloğlu döşeme altındayız. Antalya'nın ilk müze konseptli camiinde, Hacı Ramazan Altun Merkez Camii'ndeyiz. Döşeme altı Belediye Başkanı Sayın Turgay Genç'le birlikte. Efendim hem Kanal V kanalında canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tüm izleyenlerin mübarek Ramazan ayı hayırlı olsun. Evet, Ramazan ayında Antalya'nın ilk müze konseptli caminin döşeme altında hizmeti açtınız. Oldukça güzel bir cami. Müze konseptli camide neler yer alıyor? Buradan başlayalım mı? Tabii ki. Şimdi öncelikle aslında merkez camimiz döşeme altında. İki yıl önce Hacı Ramazan amca mahkemizle ufakken ailesi geldi. Belki bir cami yaptırmak istediniz. Ama bir milyon da bir bütçemiz var. Mahallelerde bizim camilerimiz mevcut. Camilerimiz yok ama bizim merkez camiye ihtiyacımız var. O yüzden siz başlamaya vesile edin. Başladığımız proje. Tabii ki bir dernek kurduk hemen hızlı bir şekilde cami yaptırma derneği olarak. 1 milyon liralık yatırımla birlikte kar kazına çıkmaya başlamıştık. Baktım ki bağışlarla süreç uzayacak. O yüzden derneği feshettim ve belediye bünyesini aldık. 7 milyon liralık bir yatırım yaptık. Merkez cami şu anlamda çok önemsediğimiz, benim için çok değerli olan bir projemiz. Çünkü kenti kent yapan temel objeler vardır. Yani hükümet konakları gibi, kent meydanları gibi dini yapılarımız da bunlardan bir tanesidir. O yüzden döşemaltı hızlı bir kentleşme sürecinde olan bir bölge olduğu için biz de merkez camimizi detaylı bir şekilde çalışarak, araştırarak burada şöyle bir konsept yaratmaya çalıştık. Bir kabuk, modern bir kabuk altında bizim tarihi mimari eserlerimizin örneklemelerini yaptık aslında. Müze konsepti oradan geliyor. Üç tane girişimiz var. Ana girişimiz Revakdere ve giriş kapısıyla Süleymaniye'nin birebir aynısı. Diğer girişimiz Selimiye Camimizin detayları, motif detaylarından ölçeklerine kadar birebir aynısı. Yine Bursa Yeşil Camii diğer girişimiz. İçeride Ayasofya'nın minberi tüm detaylarıyla onun örneklemesini yaptık. Bursa Ulu Cami'nin müezzin mahvili gibi. Böyle her detayı bizim bu tarihi değerlerimizin örneklemelerinden oluşuyor. Müze konsepti oradan geliyor. Ve malum mübarek 11 ayın sultanı Ramazan'da hizmete girdi. Evet. Döşem altında yaşayanlar, camiye gelenler neler söyledi camiyle ilgili? Vallahi Ramazan ayıyla birlikte işte hizmete açtık. Herkesten çok muhteşem, olumlu tepkiler alıyoruz. Yani döşemaltının gelecekte ismiyle bütünleşecek eserlerinden bir tanesi olacak. Simge yapı diyebilir miyiz o zaman? Tabii ki. Zaten merkez dini yapılar simgeseldir. Yani öyle de olmalı. Yani dünyanın her yerinde böyledir. Avrupa'ya gidin. Hangi kente giderseniz gidin, meydanları vardır, hükümet konakları vardır, kilise, katedralleri vardır. Onlarla kenti bütünleştirmişlerdir. Döşemaltı da yeni bir kırsaldan kentleşme sürecinde olan bir ilçe. Antalya'nın gelecekteki yaşam merkezi, yeni Antalya'nın kurgulandığı alan. Buraya da döşemaltının bu gelişimine yakışır ve nitelikli özellikle projeler üretmeye çalışıyoruz. Merkez camimiz de bunlardan bir tanesi. Hayırlı olsun dileyelim biz tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar tüm izleyenlerin mübarek Ramazan ayını kutluyorum. İnşallah Ramazan'la birlikte huzur ve barış, esenlik diliyorum herkese. Çok teşekkürler katkınız için. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
Kartaloğuz döşeme altındaydık. Antalya'nın ilk müze konseptli caminden bir canlı bağlantı gerçekleştirdik. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile birlikte sözü tekrar sana bırakalım. Evet, Şenol'a ve Sayın Turgay Genç'e teşekkür edelim. Bizler de aktarmış oldukları bilgiler için diyelim.